Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda sıcaklık ölçmede kullanılan termokupul elemanlarını inceleyelim. Isıttığımız zaman sıcaklığa bağlı olarak uçlarında gerilim oluşan bir eleman, bir kontrol cihazıyla da yine oluşan gerilimi ölçebiliyoruz ya da PLC ile. Bunların yapısı nasıldır, nasıl çalışır, nasıl bağlanır? O konulara bir açıklık getirmeye çalışalım. Şimdi termokupul ısıl çift anlamına geliyor ve iki adet metalin birleşmesinden oluşur. İki farklı metalin, birine A, birine B metal diyoruz. Bu metaller bir noktada şu şekilde uçlarında kaynaklıyor ve bu noktaya sıcak nokta ismi veriliyor. Diğer tarafına ise soğuk nokta ismi veriliyor. Bu metallerde oluşan ısı farklılığı uçlarında milivolt mertebesinde bir gerilim oluşmasına neden oluyor. Kontrol cihazlarıyla da bu gerilimi değerlendirerek anlaşılır dijital bir sayısal sisteme, desimal sisteme çevirmiş oluyoruz. Farklı metallerden yapılabiliyor bu iki farklı metal. Mesela işte bakır konstant, demir konstant gibi birçok böyle farklı metaller var. Buna göre de farklı isimlerle anılıyor. T tipi, J tipi, K tipi, E tipi gibi. Bunların her birinin ölçüm aralığı farklı olmakta. Aynı zamanda sıcaklık değişimine bağlı olarak da ürettikleri gerilim değeri değişmekte. Bu açık uçlu bir termokupul. Bunun eğer bir kılıf içerisine alınırsa bu şekilde bir metal kılıf içine de alınarak koruma altına alınabiliyor. Kullanılacak yere göre bu metal kılıf alaşım farklı metallerden yapılabiliyor ömrünü uzatmak için. Yoksa işte aşındırıcılar veya darbeler termokupulumuza zarar verebiliyor. Termokupul bir gerilim ürettiği için uçları pozitif ve negatif olmak üzere iki adet ucu mevcut ve ölçüm devresinde doğru bağlanmak zorunda. Yani pozitif ve negatif doğru terminallere bağlanması gerekir. Örneğin bir bundan sonraki dersimizde değerlendireceğimiz bir adet şöyle gösterelim. PT100'de bir sonraki çalışmamızı deneyelim. Bakın uçları aynı renk. Bu PT100'de direnç değişimi oluşturuyor sıcaklık değişiminde. Fakat termokupullarımız ise gerilim üretiyor. Bunlara Türkçe'de ısıl çift ismini veriyoruz. Ve bu ısıl çiftler bir tür sensör, tabii sıcaklık sensörü ve TC ismiyle görülüyor. Eğer kontrol cihazımızın üzerinde TC harflerini görürsek bu termokupul bağlantısı noktaları anlamına gelmekte. Bundan sonraki çalışmamızda bir de PT100'ü tanıyacağız. Daha sonra da kontrol cihazımızda bir sıcaklık kontrol devresi yapacağız. Çünkü bir önceki çalışmamızda da SSR'leri öğrenmiştik, rölleri, katı hal rölleri görmüştük. Bir sonraki çalışmamızda da diğerine değinelim. Bu tür bir avantajı da şöyle ki, çok hızlı açık uçlu olduğu zaman çok hızlı değişime ayak uydurabiliyorlar ya da sıcaklık değişimlerini çok hızlı bir şekilde yansıtabiliyorlar gerilime. Eğer ucunu bu şekilde bir metalle veya bir porselenle kapladığımızda tabii ki bu metalin ve porselenin ısınması ve soğuması bir zaman alacağı için tepki süresi biraz uzayabiliyor. Ama yine de RTD'lere göre, PT100'lere göre daha hızlı cevap vermekteler sıcaklık değişimine. Uçlarında oluşan gerilim milivoltlar mertebesinde olduğu için doğru ölçme yapmak istiyorsak çok kısa mesafelerde kullanmamız gerekir ya da bir dönüştürücü sinyal çevirici kullanmamız gerekir.